müzik insanı, aynı zamanda öğretmen, kimya mühendisi, sevgili Murat Oktay Danış'ın eserlerini tanıtmaya devam ediyorum. Şimdi yaptığınız resim çalışmalarını ben tanıtmaya canlıyı çekebilir misin? Ne çekiyor? Evet. Şimdi burada ne anlatmak istediniz mesela? Herkes farklı şimdi, bir şeyler çıkıyor değil mi? Şimdi şu resmi mesela, benim boyaya geçiş resmim bu. Yani tüm o çizgilerden, salt çizgilerden ilk renge ve boyaya geçtiğim resim bu resim. Bu resimde ben kendim de konunun bölündüğünü gördüm. Yani çünkü boya gelince bu sefer dünyadan bir manzara oluştu burada. Burada bir manzara var. Burada şimdi bilmem söylemek gerekir mi? Burada uykuda bir şeyler fısıldayan, düş gören birisi var. Hani bir öykü, resimle ilgili bir öykü vermiş olayım diye bunu anlatıyorum. Bu gözlüklü birisi var uykuda. Yani uykuda bize birisi konuşur. Dolayısıyla o konuşan kişi burada. Şu beyaz olan konuşan kişi. Uykuda konuşulan da şurada. Şimdi buna bir şeyler söylüyor. Bunun uyku olduğu nereden belli? Çünkü şurada gökyüzünden bir kulübe iniyor. Samandan bir kulübe. Bir ev iniyor gökyüzünden. Şurada. Bu kulübenin altında uyuyan kişi var. Düş gören kişi var. Ve yan taraftan buna bir şeyler fısıldıyor. Rüyasına, düşüne bir şeyler fısıldayan. Burada bir tanrı var, öyle diyelim. Fakat düş görenin üzerinde de gökyüzü var. Şurada mavi. Düş görenin üzerinde de gökyüzü var. Sarı kulübenin üzerinde de gökyüzü var. O, bu ancak düşte olur. Yani düşte kendinizi gökyüzünün önünde görürsünüz. Evi de gökyüzünün önünde görürsünüz. Fakat bunlar alt alta geldiğinde, eğer gökyüzü ikisinin de üzerindeyse, bu bir düştür. Bu resim bir düş resmi. Fakat burada önemli olan şu, bu resmi çevirdiğimiz zaman, şöyle çevirelim. Çevirdiğimiz zaman bu da bir resim. Şu da bir resim. Bu da bir resim. Şöyle baktığımız zaman bu da bir resim. Ve son olarak da yine şöyle yapalım. Şöyle yaptığımız zaman şu, o da bir resim. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum ki ben burada, fakat bunların içinde bir tanesi sanatsal resim. Dolayısıyla sanatsal resim olan bu. Yani sanatın modern tanımında. Dörde böleceksiniz fakat bir tanesi hiç şimdiye kadar rastlanmamış bir eşya, bir nesne olmalı. İşte sanatsal nesne. Fakat burada öz şuraya geliyor. Dörde böldüğümüz halde konuyu bir sanatsal eşyaya varıyoruz. Yani moderniteye rağmen, yani benim bu klasik sanatla geçiştir bu. Yani modern sanata bir şekilde bu resimle geçtim ben. Evet. Şimdi devam ediyorum sevgili izleyiciler. Gösterebilir miyim? Evet, bunlar Murat Bey'in çalışmaları. O ilk çizgi resimleri, çizgilerimin, benim ilk salt çizgilerimin renklenmiş halleri bunlar. Siz bunları kalemle çizmediniz değil mi? Sadece boyayla. Bunları tabii sadece boyayla, yani çizmek yok başta. Çizdiğiniz zaman zaten figüratif resme girmiş olursunuz. O klasik resim. Burada tamamen bir yeri boyuyorsunuz. Onun yanını boyuyorsunuz. Yani adım adım izlenimci bunlar bir şekilde. Ve başta çizerseniz çizdikten sonra boyayamazsınız. Burada boyayarak başlıyoruz. Boyanmış olanlar belli bir çizgilere, çizime ilerliyorlar. Hayır, ters yani. Bantı çakmak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Yok adam. Çakmak. Evet, devam edelim. Bunlar burada artık şimdi o şu resimleri, bu şu resimleri 4 saatte yapıyordum ben. Yani bir meditasyon gibi, bir izlenimci bir meditasyon gibi 4 saatte yapıyordum. Bunlarda da ustalaştıktan sonra renk kullanımında, yani dörde bölmek, ondan sonra dörde böldüğünüz halde renk kullanmak, burada artık ustalaştığım için boyaları döküp spatula ile çekerek
çok çabuk bir şekilde yapmak başladı. Evet. Dolayısıyla yani ben bunlardan söz gelimi 10 tane, 15 tane, 20 tane yapıyorum ve hepsi de 4'e bölünmüş çıkıyor. Artı boyayla resim sanatına ait bir takım eşyalar çıkıyor. Fakat çok hızlı çıkıyor bu sefer. Evet, bayağı bir çalışmanız var. Yani bunları ne kadar sürede yaptınız? Şimdi benim ilk çizgilerim 74 yılında başladı. İlk çizgilerim 74. Ondan sonra 80 yıllarında o modern dediğim ilk çalışmalarım, renkli çalışmalarım. Bunlar 86, 87, 89 ve dolayısıyla o günden bugüne 5000 tane de resim yaptım. 5000 tane resim yaptım. Enteresan. Sanki Harry Potter'dan bir parça gibi. Burada artık parçalama başladı. Yani bu yaptığım resimleri, şu yaptığım boya resimlerini spatulayla yapıyorum bunları. Spatulayla. Burada mesela bir bölgeyi alıp bilgisayara yükleyip orada bu sefer kes yapıştır. Kes, çevir, sündür, yapıştırlarla resim yapmaya başladım. Buna akılsal resim diyorum. Yani sanat eylemi, boyayla yapılan sanat eylemi, tamamen zeka ile sosyalist bir emek yani. Bir imge oluşturuyorsunuz. Fakat burada tamamen akılla bir şey yapıyorum. Yani ressamlar mesela, normalde ressamlar hem sanatsal emek resmi yaparlar hem de o sırada biçimlendirme yaparlar. Bunu eş zamanlı yaparlar. Benim tarzımda ikiye bölüyorum olayı. İlk önce tamamen sanatsal dışa vurumu yapıyorum. Hiçbir biçimlendirme yapmadan, akıl katmadan. Ondan sonra bilgisayara yükleyip orada biçimlendirmeye başlıyorum. Yani aklı katacağınız yer başka ki bilgisayardır. Yani akıl işlemcisini, yani akılla resim yapmak bilgisayardadır. Sanat resmi yapmak boya iledir. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Çeşitli çalışmaları var. Derime gördüğünüz gibi. Hızlı geçiyorum çünkü çok gösterilecek yerler var. Dakikamız olmak üzere. Evet. En sevdiğiniz çalışmanız var mı? Bunu gösterebilir misiniz? Yani şimdi bir kere o zaman şunu söyleyeyim. Mesela şu resmi göstereyim. Şimdi burada bayağı figürler var. Mesela şuraya bakalım, şuna bakalım. Burada bayağı figürler var. Fakat bunlar tamamen bilgisayarda üretilmiş ve alemsel bir resim tarzı. Yani yine çizilmeden yapılmış fakat akıl çizgileriyle çiziyorum. Yani şimdi zor anlatmak bunları. Fakat şöyle söyleyeyim, yani resim akılla yapılır. Sanat zeka ile yapılır. Dolayısıyla bunlar benim aklımla yaptığım resimler ki bunlara resim diyorum ben. Ha, şunlara sanat diyorum. Şunlara sanat diyorum. Bakayım. Ha, şunlar sanat. Sanat eylemi bunlar. Ama bunları bilgisayara yükleyip yine sanattan resme varacağız. Yani sanatın içinde resim arıyorum ben. Benim yani özel şeyim budur. Sonuç olarak yani bunlara resim diyorum. Bunlara sanat diyorum şeylere. Şunlara sanat diyorum. Bunlara resim diyorum. Ve bu resim bilgisayarda yapılır, akılla yapılır. Evet. Evet, Murat Bey, gerçekten çok başarılı çalışmalarınız var. Aynı zamanda yazıyorsunuz. Roman falan yazmışsınız değil mi? Şimdi benim o başta söylediğim o yazı tarzı, 4 tane bir sayfaya 4 yazı, ben ona kısa roman diyorum. Hani kısa öykü diye bir şey var. Kısa öykü. Ben kısa roman yazıyorum diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere sevgili izleyiciler.